Jose Mourinho ile ilgili cevabı da ilgi uyandırıcıydı. Demek ki biz biraz tehdit etmişiz. Yani tehdit derken zorlamışız Fenerbahçe anlamına gelen bir cümle kullandı. Fenerbahçe de Jose Mourinho'ya getir dedi. Aynı şeyleri söyledim geçen gün. Bugün Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe kadrosunu takviye yapacaktır. Onlar da güçlendireceklerdir yarış için olmak istiyorlarsa. Mourinho için şey dedi, önemli bir teknik adam Tabii. dedi. Ya işin gerçeği bu. Galatasaray için de Mourinho'nun geldiği bir yerde mevcut kadrosunu korumanın ötesinde mutlaka 11 yabancı oynayacağını düşünürsek daha güçlü kulübeye değil oyuna katkı yapabilecek oyuncu transferleri olacaktır. Yani burada bakıyorum Vinicius Endombele gitti. Etti. Oraya gitti. Oliveira ile büyük bir ihtimalle vatandaşı onun. Büyük bir ihtimalle yollarını ayırma konusunda çaba sarf edecekler. Yani. Tete'yi kiralaması söz konusu. Biz Ziyech kalacak gibi görüyoruz. Zaha ile ilgili belirsizlik var. Şimdi Galatasaray bir sağ bek almak zorunda. Sacha Boey gelir gelmez onu bilmem. Ye tekrar gelir mi? Galatasaray'ın da çok fazla yabancı oyuncusu var dışarıdan gelecek. Şeyi verdiler. Çiçildoğa var dışarıda. Zaniola var. Bu tür oyuncular var. Morusan da var galiba. Morusan'ı bilmiyorum. Satıldı mı? Var mı? Morusan'ı saymamışlar. O bir defa zorunlu satın alma şeyi vardı ama bilmiyorum. Neyse canım o da olsa onu da dışarıda bırakacaklar. Dubois gelecek. Doğru. Onu bırakacaklar. Bir sürü Ross var. Evet. Yani gönderdikleri bir sürü yabancı oyuncular var. Onlarla da yollar ayrılacak. Yani bir kadro, kemik kadro. Artık 11 tane öyle kulübeye değil oynayabilecek oyuncular alacaksın. 12. adam yani zorunlulukta olur bir adam ama yerli oyuncu mesela yerlilerden büyük bir ihtimalle Kerem'e transfer teklifi var. Herhalde Kerem ayrılacak görünüyor. Tablo onu gösteriyor. Arabistan, evet. Hollanda konuşuluyor. Evet mesela Avrupa Futbol Sosyedat çıktı. Sosyedat. Arabistan daha yakın geliyor bana. Benim aldığım bilgi o. Çünkü oradan daha çok kazanacağını hesap ettirmiş menajeri. 7-8 milyon dolardan söz ediliyor. Icardi'nin değil mi? Yani, en azından yedeklemesi lazım. Artı büyük bir ihtimalle orta sahaya Kerem Demirbay'ın yerine adam alacaklar. Yani takviye anlamında ondan da faydalanırlar. Ben Okan Hoca'nın çok çabuk bir kanat oyuncusu. Yani örnek veriyorum aynı model değil. Rodriguez gibi, Bruma gibi. Savunma arkası. Yani arkasına koşu yapacak o şey vardı. Adını unuttum. Fener maçında iki tane gol attı ya. Adana Demirspor'da oynadı. Galatasaray'ın kenar oyuncusu sola çıktı. Onyekuru. Onun gibi daha güçlü, çalım becerisi yüksek. Seni rakip sahaya hocam daha iyi bilir bunu. Çabuk hızlı geçir. Çabuk götürebilecek oyunculara ihtiyacı olduğunu söylemiş. Büyük bir ihtimalle belki bir sol bek daha alabilirler. Köln'le yani bakıyorsun ama bir yerde iyi oynadı. Son dönemlerde biraz iyi oynamıyor. Şampiyonlar Ligi için soru işareti olabilir. Dediğin doğru. Yani Mertens'in bütün sene faydalanma şansı olmayabilir. Onun yerine bir tane oyuncu olabilir. Yani Galatasaray bu işte diyorlar ki mesela transferleri kimler yapacak diyorlar. Galatasaray'da transferi yapacak biri bulunur. Ya Ünal Aysal döneminde Ünal Bey yapmadı ki transferleri. Yapanlar var. Bir sürü oyuncu aldılar. Hatırlarsan Ebu Esin'den tut şeye kadar. Elmander'e kadar. Hepsi Selçuk, Melo. Onlar yeni geldi o sene. Muslera tabii, falan. Tabii. Hatırla ufoloji yapıldı. Şampiyonluk 2 sene üst üste. Efşi'ye gitti biliyorsun 2 sene takım kurdu Dursun Bey. Mustafa Cengiz başkana rahmetli devretti. O takım da 2 yıl şampiyon oldu. Maicon, Ndiaye, Fernando, Belanda. İşte Bruma, Belanda, Feguli, Santrfor Gomis. Hatırla yani bir sürü unuttuklarım olabilir arada. Bunlarla beraber sattı Galatasaray para kazandı. Geçen sene takımın kurulmasında biliyorsun Erden Timur'un büyük payı vardı. Özellikle Icardi'nin gelmesine. O takım yine şampiyon oldu. Yani bu seneki bu transferlerde de var ama bu transferler karşılığını vermedi. Biraz şöyle bir soru işareti var Levent abi. Erden Timur devam etmeyecekse çünkü transferin yıldızı olarak adlandırılıyordu. Bu transferleri kim yapacak soru işareti var taraftarda. Valla ben Erden Timur'un da bu transfer için olacağını düşünüyorum. Çünkü Erden Timur'un aldığım bir bilgiye göre Erden Timur listeyi hazırlamış. Şöyle demiş, düğmeye basacaklar, her şey hazır demiş yani oyuncular konusunda. Ya Erden Timur Galatasaray içinde olacak bir insan. Dışında olabilecek bir insan değil. Zaten Sportif AŞ'ye seçilmişti ki atanmış olarak gidiyorsun. Evet, evet. Sonradan yani da dahil olabiliyorsun. Her şeye dahil olabilir. Yani ben başkan evladı gibi seviyor Erden Timur'u. Görüş ayrılıkları olabilir. Buna kesinlikle katılıyorum ama
asla sevgi konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Erdem Bey de Galatasaray'ın gelecekli yıllarında görev alabilecek isimlerden biri olduğu için bence bu transfer politikasının içinde de olmasına fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bunları yapmışlarsa, hazırlamışlarsa, isimleri belirlemişler ve ön görüşmeler yapılmışsa bu konuda büyük bir ihtimalle Erdem Bey'in de bu iş içinde olması gerektiğine ben inanıyorum. Olacaktır da diye düşünüyorum. Abi, bir takım sıkıntılar var sağlık konusunda, kendisiyle ilgili değil. Onu da geçen gün duydum. Çok zaman ayırması gerekiyormuş yani ailesine. Dolayısıyla ama Erdem Bey'e Galatasaray'a bir gönül bağı var. Gönül birlikteliği var. Sonuçta bu bitecek, devreye girecek o önemli projeler var. Bunlar içinde de Erdem Bey'in eli var bir kısmında. Bence bu ayrılık öyle yani bir daha görüşmeyelim şeklindeki bir ayrılık olmaz. Değil. Açık konuşalım. Ya bu konuda tevatür insan çıkartıyorlar, yok alacak falan. Olabilir ama Galatasaray takım Duygu Yarsuvat'la şampiyon olduğu dönemde Hamza Hoca'yla Ali Dürüst'le Abdurrahim Albayrak dışarıdan geldiler, yardım ettiler. Dışarıdan destek verdiler. Çağırdı başkan, dışarıdan destek etti. Hiç ne seçilmişlikleri var ne bir şey yok. Geldiler ikisi Flora'da. Hiç kurdular bariyeri. Hiç böyle kavga gürültü sorunlar şeye yansımadı. Hamza Hoca'ya. Yansımadı. Galatasaray takımı şampiyon oldu. Yani Galatasaray kendi içerisinden bu işleri üretir. Bunu net olarak söylüyorum. Herkesin yeri dolar. Ama ben Erden Timur'un öyle Galatasaray sırtı dönüp gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'a aşığı bir insan. Galatasaray önemli hizmetler verdi. Galatasaray mevcut takımdaki oyuncularla da çok güzel bir iletişimi var. Doğru. Okan Hoca'da da çok güzel bir iletişim var. Zaten Dursun Bey de bu iletişimin kopmasına asla izin vermez diye düşünüyorum. Peki şimdi hepimiz Süper Lig'le ilgili bu sezon iki kadro oluşturduk değerli izleyenler. Tüm yorumcularımız Okan ve ben. Okan Hoca'yla ne zaman sözleşme yapılacak? Yakında yapılır herhalde. Şimdi yapılacak, hoca tatilde galiba. Muhtemelen çok yakında bir açıklama belki gelir. Belki Şampiyonlar Ligi finale gittim bilmiyorum ama duymadım. Öyle bir haberimizi görmedik yani. Bir bakalım kadrolara, kadrolarla sohbete başlayalım. Levent Üzemen'in kadrosuyla bir başlayalım. Hem en iyi 11 hem de hayalet 11. Bir de hocam yani değerlendirecek benimki de. Hayal kırıklığı yaratan 11 diye. Levent Üzemen'in en iyi 11'i kalede Muslera, solda Ferdi, Abdülkerim Nelson tandemde, sağda Barış Alper, Fred Torreira savunmanın önünde, Tadis solda İrfan Can, sağda Mertens, ortada Icardi, en uç noktada değerlendirmeleri alayım. Benim kurduğum kadroyla Levent abinin bakayım valla bir tane değişiklik var. Ya şöyle söyleyeyim, en iyi 11'ler hemen hemen çok yakın. Az sonra göreceğiz ama yani esas enteresan olanlar biraz hayalet 11'ler. ama Levent abi Barış Alper'i sağ bek olarak yazmış. Oynadı oralarda diye oynadı. Yazdım. Yani günah olacak şimdi. Burada mesela başka karmalar olsa Gürcan da belki hocam da katılabilir. Onaço'ya da yazık oluyor. Evet. O Sivas'ın santrforuna da. Yani adamlar bayağı gol attılar ya. Manay ve Manay yani. Sivas'ı ayakta tutan adam da öyle bakalım orada.